annen limon için yapmanız gereken ilk şey onu bir saksıya yerleştirmektir. Saksı seçerken metal olanlardan tercih etmelisiniz. Bu sayede topraktaki demir eksikliğini gidermiş olursunuz. Metal konserve kutularınızı kullanabileceğinizi unutmayın. Limon biraz nazlı bir bitki olduğu için çok fazla veya oldukça az su vermeniz bitkinizin oluşumunu etkileyecektir. Çok az sulamak yalnızca kökleri geliştirecek, çok aşırı sulamak ise köklerin çürümesine neden olacaktır. Bu yüzden dengeyi sağlamalısınız. Bunun dışında limon rahatsız edilmemesi gereken bitkilerdendir. Limonunuzun olduğu saksının sıklıkla yerin değiştirmeniz karşılamak istemediğiniz bir duruma neden olabilir. Saksının yerini çok sık değiştirdiğinizde limonun yaprakları dökülmeye başladığını görebilirsiniz. Limonunuzu sinirlendirmemek için onu sabit kalabileceği bir yere yerleştirmeye özen gösterin. Bu yerin güneşi doğrudan görmeyen bir yer olması limon ağacınızın daha hızlı ve sağlıklı büyümesini sağlayacaktır. Dikkat etmeniz gereken en önemli husus limonunuzu ısı yayan pe peteklerden uzak tutmaktır. Limon ağacı çok soğuk ve çok sıcak havalara dayanamayacak kadar hassastır. Böyle bir durumda yeşil yaprakların kahverengiye dönüştüğünü görebilirsiniz. Limonunuzun daha iyi beslenmesi için besin desteği olarak güvercin gübresini kullanabilirsiniz. Bunun haricinde pirincini, pirinci yıkadığınız suyu da bu noktada kullanabilirsiniz. Ancak bu işlemi devamlı yapmayınız. Tek bir limon çekirdeği diktiyseniz ağacınızın meyvelerini görebilmek için aşılama yapabilirsiniz. Bunu yaparken zirai bilgiye sahip birinden yardım almanız gerekebilir. Küçük zararlılar limonunuza bulaşmaya başlarsa derhal müdahale etmelisiniz. Limonunuz evde olması sebebiyle böcek ilaçlarını tercih etmeyiniz. Bu gibi zararlıları bir bıçağın ucuyla veya tırnağınızla temizleyebilirsiniz. Limon fidesi yetiştirmeye başlayan kişilerle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Cevdet limon fidesini periyodik olmayan zaman dilimlerinde bazen çay bardağı, bazen 2 litrelik pet şişelerle sulardı. Nihat, annesinin uyarısına rağmen limon saksısını yanan sobanın uzağına koymayı unutuyordu. Şafak, limon fidesinin metal saksısını değiştirmeyi düşünmüyordu. Hakan, limon fidesini evin öğleden sonraya kadar ışık alan balkonunda unuturdu. Limon ağacı ile ilgili metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Limon ağacının yetişme ortamına tabii ki değinilmiş arkadaşlar. Limon yetiştirmede dikkat edilmesi gerekenlere değinilmiş. Limon ağacını haşerelerin tercih ettiğine Burada bir duralım. Limon bitkisinin beslenme şekline yer verilmiş. Fakat haşerelerin tercih ettiğine değil, haşerelerle nasıl başa çıkabileceğimize yer verilmiş. Cevabım C seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Bu metne göre kuralına uygun yetiştirilmiş bir limon durumu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak işaretlenilmiştir? zararlılardan korunmuştur. Doğru. Bu bütün şıklarda doğru olarak işaretlenmiş arkadaşlar. Aşılama işlemi yaptırmıştır. Aşılama işlemini istiyoruz. O yüzden cevabım B ya da C olamaz. Eledik. Aşılama işlemi yapmış olması güzel olurdu. Çeşitli gübrelerle beslenmesi sağlanmıştır. Evet, olmalıydı. Hatta güvercin gübresi demiştik. Saksısı sıklıkla değiştirilmiştir. Hayır, saklı, saksısının hatta değiştirilmemesi gerektiğini söylemiştik. Cevabımız A seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Bu metin ve verilen bilgilerden hareketle bir limon yetiştiricisinin işine yarayacak kişiler aşağıdakilerden hangisinde doğru işaretlenmiştir? Belediye su işlerinde çalışan bir eleman meteoroloji uzmanı, ziraat mühendisi, tarım ilaç ürünleri ve satış elemanı. Şimdi arkadaşlar belediye su işlerinde çalışan bir elemanın ne alakası var? Eksi olmalı. A'yı eledim. Meteoroloji uzmanına hiç gerek yok. Evdeyiz zaten limon yetiştirirken eledim. Ama ziraat mühendisi olsa çok daha iyi olurdu. Artıyı koydum. Ya C olacak cevabım ya da D. Tarım ilaç ürünleri satış elemanı. Bu da işimize yarayabilir limon yetiştirirken. Bunu da işaretledim. Doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Bu metin ve verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisinin limon fidesini sağlıklı büyüttüğü söylenebilir? A. Cevdet B. Nihat C. Şafak D. Hakan Şimdi Cevdet limon fidesini sürekli bazen çay bardağıyla bazen 2 litrelik şişelerle suluyormuş. Cevdet'i eledim. Sağlıklı bir fide büyütemez. Nihat limon saksısını sobanın uzağına koymayı unutuyordu. Çok sıcağı sevmezdi limon, hatırlayalım. Şafak limon fidesinin metal saksısını değiştirmeyi düşünmüyordu. Metal saksıyı limonlar oldukça severdi arkadaşlar. Hakan limon fidesini evinden Öğleden sonraya kadar ışık alan balkonunda unutuyordu. Çok sıcağı, çok güneşi sevmiyordu. Bu yüzden Hakan'ı deliyoruz. Fakat şafak metal saksılarda büyüyen limonların demir eksikliğini giderdiği için daha da iyi olacağını düşünmüş. C seçeneğini doğru seçenek olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Sanayi atıkları insan sağlığı üzerinde çok ciddi sorunlara yol açar. Konserve kutularında böcek öldürücülerle kullanılan kalay, mide bulantıları, sindirim ve bağırsak hastalıklarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Katalizör olarak kullanılan nikel, akciğer kanseri ve solunum yolları kanserine yol açabilmektedir. Civa, merkezi sinir sistemini bozmakta, çinko, bakır ve kurşunda bulunan paslanmaya karşı maddeler, plastik maddeler, boya ve pil üretiminde kullanılan kadmiyum ise solunum ve böbrek hastalıklarının nedeni olarak ortaya çıkmaktadır. Doğal ortamı kirleten etkenlerden biri de radyoaktif maddelerdir. Radyoaktif atıklar yaymış oldukları elektronla hava, su, toprak ve bitkilere zarar vermektedir. Radyoaktif maddeye sahip olan hayvansal ürünler ve bitkiler bu zararlı maddeyi besin zinciri olarak insanlara ve diğer canlılara taşımakta ve bunun sonucunda bağışıklık mekanizması zayıflayarak insanda hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Çevre kirliliğinin çeşitleri, belirli bir kaynaktan atmosfere bırakılan kirleticilerin, havanın doğal bileşenini bozarak onu canlılara ve eşyaya zarar verecek bir yapıya dönüştürmesine hava kirliliği denmektedir. Hava kirliliği, solunum yollarını etkilemekte ve insanda çeşitli hastalıklara sebep olmaktadır. Su kaynaklarının bozulmasını bozacak ölçüde organik, inorganik, biyolojik ve radyoaktif maddelerin suya karışmasına su kirliliği denmektedir. Bu yolla başta enfeksiyon hastalıkları olmak üzere her türlü hastalığın yayılması kolaylaşır. Toprağa bırakılan zararlı ve tehlikeli atık maddeler toprağın yapısını bozmakta, toprak kirliliğini meydana getirmektedir. Tarımsal ilaçlar ve böcek öldürücüler toprakta çok uzun süre kalarak ve besin zincirine katılarak insanların zehirlenmelerine sebep olmaktadır. Rahatsız edici özellikle de müziğe karşıt olarak uyumsuzluğa belirginleşen sesler bütünü gürültü olarak adlandırılmaktadır. Sağırlık, işitme bozuklukları, hipertansiyon, dolaşım bozukluğu, uykusuzluk ve sinir bozuklukları, korku, rahatsızlık, saldırganlık, aşırı stres, yorgunluk, konsantre olamama ve çalışma yaşamında verimin düşmesi gibi gürültü kirliliğinin etkileridir. Radyoaktif kirlilik, katı Sıvı veya gazların içinde istenmeyen yerlerde radyoaktif maddelerin bulunması ya da bu duruma sebebiyet veren sürecin adı olarak tanımlanmaktadır. Radyasyon bireyde cilt kanseri gibi hastalıklara neden olmakta, bireyin bağışıklık mekanizmasını bozmakta, organları zerrelemekte, genlerin bozulmasına neden olmakta ve insanlar canlılar için canlıların ölümüne yol açmaktadır. Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A Farklı türlerdeki çevre kirliliği insan vücudunun farklı noktalarındaki rahatsızlığın sebebidir. B. Doğa, insan, hayvan ve bitkiler birbirine bir zincirle bağlıdır ve zincirin bir halkasını etkileyen olumsuzluk diğerlerine de yansır. C. Tüm kirliliklerin yol açtığı rahatsızlıklar kötüdür. Ancak su kirliliği sonucu oluşan hastalıkların tedavisi diğerlerinden kolaydır. D. Sanayi atıkları, tarımsal ilaçlar, plastik maddeler, Boya ve pil yapımında kullanılan maddeler çevre kirliliğine sebep olur. Arkadaşlar tüm kirliliklerin yol açtığı rahatsızlıklar kötüdür. Fakat su kirliliğin tedavisi diğerlerinden daha kolaydır. Böyle bir seçeneğimiz yok. Şıklarımızda metinimizde de böyle bir durum söz konusu değil. Cevabımız ne olmalıdır? C seçeneği olmalıdır. Çünkü herhangi bir yerde, metnin herhangi bir yerinde bundan bahseden bir şey yok. Hastalığın yayılmasını aksi takdirde kolaylaştırır. Çok da kolay bir tedavisi yoktur diyebiliriz. Aşağıdaki rahatsızlıklardan hangisinin sebebi çevre kirliliği değildir? Solunum yolları kanseri çevre kirliliğidir. Sindirim bağırsak hastalıkları çevre kirliliğidir. Diyabet, şeker hastalıkları beklesin. Böbrek hastalıkları yine çevre kirliliğinden oluşur ama diyabet ya da şeker hastalığı metnin herhangi bir yerinde geçmiyor arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olmalıdır. Her akşam canlı müzik yapan bir kafede gitar çalan Kenan'ın yaşayabileceği aşağıdaki rahatsızlıklardan hangisinin sebebi işine bağlanamaz? İşitme bozukluğu her akşam canlı müzik yaptığı için olabilir. Dolaşım bozukluğu Gerçekleşebilir. Konsantrasyon bozukluğu. Çünkü çok kalabalık ve gürültülü olduğu için. Gerçekleşebilir. Fakat solunum yetmezliği işiyle alakalı bir e, sebepten dolayı ortaya çıkmaz arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir.